Yayınıma hoş geldiniz. Türkiye, Pakistan ve Katar. Üç güzel ülke. Üç dayanışma içinde olan ülke. Kardeş ötesi ülke. Ne yapıyorlar? Libya'da destan yazıyorlar. Evet değerli izleyenler, Katar'ı değinmemiz lazım. Katar göz bebeğimiz. Katar kardeşimiz. Her zaman. Katar'ın acı gününde, Körfez ülkelerinin ablukası altında olduğu dönemde, özellikle Katar'ın en acil ihtiyaçlarını karşılaması için yaptığımız gayretler hem Katar halkı hem Katar hükümeti tarafından takdirle, evet, vefa duygusuyla anılmakta. Katar'da da askeri üs açarak Katar'da Körfez ülkelerinin darbe girişimini önledik. İşte Körfez ülkeleri burada iyice bir çıldırdı. Veya Suudlar. Yaptıkları bir belli. Kaşıkçı olayını biliyorsunuz. Bunlara değindikçe zaman yetmeyecek. Ama Libya'daki ataklarına karşı yine karşılarında Sayın Erdoğan'ı buldular. Sayın Erdoğan'ın kararlı duruşu, Libya Başbakanı'nın en sıkıştığımız anda Türkiye imdadımıza yetişti. Her şeyi bitti sanmıştık demişti. Rusya planlarının tıkır tıkır işlediğini görerek Libya'daki gönderdiği paralı askerler yoluyla, aslında birçoğu ordu mensubu, orada istediklerini gerçekleştirecek olmanın önemli bir heyecanını taşımaktaydılar. Ama Sarraç bu konuda en doğru kararı verdi. Aslında şunu söylemişti Batılılara: bizi çok sıkıştırdınız. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama Türkiye gerçekten bir gereklilikti. Türkiye de bize el uzatmasaydı çoktan kaybolur giderdik dedi. İşte Trablus'u terk edip belki de ömür boyu büyük bir yıkım yaşayacaktı Sarraç. Ama dış mahallelerine kadar, Trablus'un dış mahallelerine kadar gelen, kibrinden ve gururundan asla gem vurmayan Hafter'in artık dizlerinin bağı çözüldü. İşte Sisi'ye gelince, Sisi de şu anda yaklaşan bu rüzgarın kendi rejimini etkileyebileceğini ve halkının yükseleceğini düşünüyor. İşte bu dönemde Libya'da bu ibrenin terse dönmesinde finansal kaynağının çoğunu sağlayan Sayın, evet, özellikle finansal kaynağın çoğunu karşılayan Katar emirine sonsuz teşekkürler. Pakistan'ın da her yönden, özellikle askeri yönden ve sahip olduğu güç dengesi yoluyla her zaman Libya'da Türkiye ve Katar'ın yanında pozisyon aldığı ve Türkiye'nin en sıkıştığı dönemlerde Sayın Kaan'ın açıklamaları da şu şekilde: Türkiye'nin nükleer silahı olmayabilir diye açıklama yapmışlardı Putin. İşte biz nükleer silahımız var, uçak düştüğünde savaş ilan edebiliriz, Türkiye'nin yok. Ama Pakistan'da daha sonra yaptığı açıklamada Başbakan Kaan şunu söylemişti: Türkiye'nin de nükleeri var, bizim nükleerimiz onların nükleeri demek. İşte bu güzel açıklama. Ayrıca Fransa'nın tahrik açıklamalarına Libya'daki varlığımızı sorgular nitelikte ve NATO'yu kullandığımız yönünde yaptığı iftiraya karşı Türk Dışişleri açıklama yaptı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamada Türkiye'yi suçlayan ifadelerin hepsini reddetmekle beraber mevcut yasal hükümetin çağrısı gereği orada olduklarını ve darbeyi yapanlarla, ülkeyi karıştırmaya çalışanlarla bir olanın Fransa olduğunu, Suriye ve Kuzey Irak'taki Fransa varlığının entrika ve karanlık güçlerle ortaklıklarını bildiklerini, aslında NATO'ya ve Birleşmiş Milletler'e aykırı hareket eden kesimin Fransa olduğu da güçlü bir şekilde aykırıldı. İtalya'ya gelince, İtalya danışıklı dövüş oynuyor demiştik. Şu andaki ibre Libya hükümetine döndüğü için özellikle İtalya %70 Sarraç hükümeti, %30 hala da Hafter'le iletişim köprüsünü devam ettiriyor. Ama bu durum İtalya'nın Libya'da çok etkin bir şekilde kalmasının önüne tıkayacak gibi. İşte değerli izleyenler, şu anda Mitsotakis. Mitsotakis'i görüyorsunuz, İsrail'i ziyaret etti. İsrail'den askeri anlamda ve nüfuz anlamında destek istedi. Türkiye ile MEP anlaşması yapmamasını diretti. Netanyahu aslında Yunanistan'ı mı takar? İşte bu görüntü çok anlamlı. Bu görüntüde Mitsotakis, haçlık isteyen birisi gibi Netanyahu'ya rica üstüne rica duruşuyla, vücut diliyle aslında büyük bir saygı gösteriyor. Netanyahu ise fotoğrafın çekildiğini anlayarak ve gerçekten o kibirli edasını yeniden göstererek patron, evet patron işçi meselesi gibi bir vücut dili var. Mitsotakis, Papandreou'nun Merkel karşısındaki duruşunun
bir benzerini gösteriyor aslında. Yunan kamuoyunun bu görüntüden rahatsız olması gerekiyor. İçe Mitsotakis burada aslında kendisini ajitasyon ve acıklı bir hikaye okuyan bir kişiye benzetmiş gibi Netanyahu da bu ne masal anlatıyor diyor. İşte Netanyahu Yunanistan'a şu destekleri verdi. Yani taahhüt etti. Bir, silahlı İHA'ları kullandırmak. İki, denizdeki elektronik harp sistemleriyle ilgili adalar ve çevresinde Yunanistan'a destek olmak. Yunanistan'ın ordusunda belli elektronik aksamla çalışan toplar ve özellikle eş güdümlü çalışan sistemlerle alakalı İsrail'in modernizasyon desteği vermesi. İşte bu hususlar yanında bir de bakım ve onarım işlerinin de tekrar Rus firmalarına, işte İsrail firmalarına verilmesi gibi. Yani Mitsotakis istedikleri tam alamadı. Çünkü Netanyahu yaptığı açıklamada Suriye ve İran'ı konuştuk dedi. İlginçtir. Suriye ve İran'ı. Akdeniz ve Libya yok. İnanın Yunanistan istediğini alamadı. İşte bu o kadar çok tavizkar ve saygılı bir duruşla harçlık isteyen bir ergen gibi Netanyahu'nun yanında bükülen Mitsotakis'in zaten gitmesi de alacağı şeyler anlaşmada yer aldı. Yani kazanan olmadı ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın Mitsotakis'i tokalaşırken Mitsotakis'in o samimi olmayan haline karşı Cumhurbaşkanımızın bakışları bambaşka. Çavuşoğlu'nun bakışları bambaşka. Yani takdiri sizlere bırakıyorum. İşte şu anda Libya'yı karıştırmak isteyen darbeci ve hanedancı Zayed ve Sisi. İkisi de şu anda Libya'da kaybedenler safında. Yani ikisi de bunalım üstünde bunalım yaşıyor. Çünkü Libya'da esen rüzgar onları vuracak. Ama Sisi'ye ben demin ki yayında seslendim. Sisi dedim, yaptığın kötülükler çok büyük. Ama ne olursa olsun bu hükümetin başından gideceksin. Ama gitmeden Türkiye ile ve Libya hükümetiyle ilişkileri kurarak bir tövbe kapısı oluştur kendine. İşte burada Mısır halkının sesine kulak ver. En azından Rabbimiz rahmetiyle ünlü bir, evet pardon, Rabbimiz rahmetiyle, merhametiyle ve insanlar affıyla çok büyük bir yaradan. Yani ben siz tövbe edesiniz ve beni anasınız diye yarattım diyor. Yani Yüce Allah-u Teala bizim tövbe etmemizden ve pişman olmamızdan çok hoşlanıyor. Çünkü Rabbimiz çok affedici. Kıyamet gününde Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu öyle bir af kapısı açacakmış ki şeytan bile affedileceğini düşünecek. İşte böyle bir Rabbimiz var. Yüce Allah-u Teala sonuna kadar rahmetini bizden esirgemesin. İşte değerli izleyenler, Yüce Allah'ın planı, Yüce Allah'ın dinini kimse karartamayacak veya bu konuda başaramayacak ve özellikle Libya'da ve Orta Doğu'da birçok yerde karışıklık çıkarmak isteyen Zayed ne yaparsa yapsın bundan karşılığını Rabbim onlara verecek. İşte Türkiye geldi mesela, Libya'da bunların planlarını bozdu. Mursi ve oğluna yaptığı kötülükler, Sisi'nin, bunlar belli. İşte ne yapabilir bu saatten sonra? Bir tövbe kapısı oluşturur ve Türkiye ile derin ilişkiler kurar. İşte bu konuda MEB anlaşması yapar ve karşı bloğa karşı artık yavaş yavaş pozisyon alır. Mısır halkının sesine kulak vermeli Sisi. Buradan başka çaresi yok. Çünkü halkı bir şekilde kendisini indirecek. Tunus'a gelince, Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz Libya ile yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde Tunus'a ziyaret yapmıştı. O gün Tunus Cumhurbaşkanı'nın yüzünü biraz asık görmüştüm. Aslında mizacım öyle diye biraz araştırmada yapmadım değil. Evet, aslında mizacı öyle. Tunus Cumhurbaşkanı'nın yüzü aslında bürokratik ve biraz da resmi bir yüz. İşte böyle olunca ziyaretteki bu ifadesinin aslında normal bir ifadesi olduğunu gördüm. Ama yapılan açıklamalar ve Libya krizindeki tutumları aslında ekonomik ve askeri güçlerin çok kısıtlı olması, Türkiye her ne kadar Ankara'ya uçakları desteği verse de bu konuda belli destekler sunsa da Tunus, Batı Libya'nın hükümet güçlerince ele geçirildikten sonra biliyorsunuz Rus Dışişleri Bakanı'nca arandı. Neler dedi belki Lavrov, hangi tehditleri savurdu? Tunus ne yaptı, başımı ağrıtmayayım, zaten küçük ülkeyim, bir yerlere karışmayayım dedi. Cezayir'e gelince, Cezayir'de bu konuda hayal kırıklığı oluşturdu.
Çünkü cezaevin yaptığı açıklamalar yenilir yutulur değildi değerli izleyenlerim. Çünkü en önce Hafter'le sıcak ilişkiler kurdular. Trablus'a dayanmıştı. Onlar da favori görüyordu Hafter'i. Ama Hafter bir anda çözülünce ve Kahire bildirgesi de çıkınca bu gibi ülkeler sanki bu bildirgeye sarılır gibi oldular. Ama bu bildirgeyi Libya hükümeti ve Türkiye tanımayınca çöpe gitti. Çünkü Hafter kazanınca hiçbir bildirge yok, ateşkes yok. Ama şimdi Hafter'e zaman kazandırmak ve Hafter'i yeniden kendine getirmek için bir Kahire bildirgesi oluşturdular. Bu oyuna Türkiye gelir mi? Kazanırken masaya oturmak olur mu? Kazancı pekiştirmeden masaya oturmak olur mu? Böyle bir şeyler kabul edilemez. Sarraç daha önce Amerika'ya tabii ki Sirte'yi özellikle DH Kaddafi'den sonra alınca Amerika'ya bu konuda bak ben DH'la da savaşıyorum beni destekle mesajı da vererek Sirte'ye girip DH'ı temizlemişti. Ama şu husus var ki Amerika daha sonra yıpranan Libya ordusuna ve hükümetine Hafter'e karşı da destek verebilirdi. Yani iyi ilişkiler götürmesine rağmen Libya Başbakanı'na bu desteği vermemesi neden Amerika'nın aslında ihmana yakın bir çizgisi olmasıydı. Bu yönde belli güçler ve karanlık güçlerin Hafter'i parlatma çabaları ve belli bir ülkelerin sanki onu resmi bir muhatap gibi görmeleri aslında Libya hükümetine ve devletine çok büyük bir saygısızlıktı. Ama ne oldu? Türkiye'nin dostları, Libya'nın dostları ve Libya hükümetinin dostları devreye girdi. Şimdi Libya'yı koruma zamanıydı. Libya'yı korumak için Türkiye hava savunma sistemleri, her türlü kara topçu, tank, tüfek, her türlü desteği verdiği gibi özellikle fırkateynleriyle Trablus ve Mısrata'yı koruma altına aldı. Yer yer Sirte kıyılarına gitse de belli oranda tabii ki orası yeniden Leyla'ya geçince şimdi bir duraksam oldu ama şu anda Sirte operasyonunda önemli bir konu var. Sirte operasyonundaki önemli konu şu, hava savunma sistemlerimiz şu anda Sirte önlerinde ve Sirte cephelerinde kurumu tamamlandı. Bununla ilgili belli koordinatlara bunları konuşlandırdık dedi Libya ordusu ve bu HSS'leri herkes merak etti. Bu HSS'ler Hisar mı? Yani Hisar o mu? Bu HSS'ler Pakistan'dan gelen uzun hava savunma sistemleri mi uzun menzilli? Şu anda gergin ortam orada geldim bilmiyorum. Ukrayna'dan gelen hava savunma sistemleri mi? Herkes bir şeyler söylüyor veya Hawk mı? Ama giden sistemlerin mobil olduğunu düşünüyorum. Taarruz ettikçe bir ön cepheye de taşınacak olan hava savunma sistemleri. Yani bu süre zarfında bu gelişmeler tamamlanmış. Ayrıca fırkateynlerimizden bahsettiğim demin bir kargo gemimizde, yüklü bir kargo gemisi de Libya hükümetine destek için 3 fırkateynimizin desteğinde ve korumasında Libya'ya doğru gidiyor. Bu gece sonuna doğru Libya'ya ulaşmış olacaktır. Bu da vereceğimiz güzel bir bilgi. İşte Sarac'ın ve Libya hükümetinin elini güçlendirecek taarruzları yaptığımızdan Fransa şu açıklamayı yapmış. Türkiye Libya hükümetine çok büyük destek verdi ki biz de bunu tespit ettik. O şekilde böyle ilerledi. Tamam günaydın Fransa, günaydın. Sarı yeleklilerden burayı mı izleyemediniz? Yoksa Hafter'i çok mu favori görüyordunuz? Hafter sizi çok mu hayal kırıklığına uğrattı Fransa? Ama şunu bilin ki Libya hükümeti özellikle kendisine yapılanları, kendisini yalnız bırakanları Libya halkı ve Libya hükümeti çok iyi bilmekte. Bu konuda elimizden geldiğince her türlü adım atacağımıza evet değerli izleyenler Türkiye olarak herkes kani. İşte Hisar sistemlerimizin veya Hawk sistemlerimizin veya dışarıdan tedarik edilen hava savunma sistemlerinin gelmesi Sirte operasyonundaki kararlılığı arttıracaktır. Ayrıca Rus bakanların Türkiye ile yapılan dışişleri düzeyinde yapılan iletişimler neticesinde Türkiye'ye gelirken havada bekletilmesi olayı Arap gazetelerinde geçtiğini de geçenki yayında belirttim. Demem odur ki Yunanistan istediğini alamadı. Ama Libya'da Tunus'tan ve Cezayir'den değerli izleyenler Tunus'tan ve Cezayir'den de istediğini alamadı. Ayrıca olumsuz durumları söylüyorum. Hafter şöyle zor durumda. Akri Salih adında bir siyasetçi şu anda Hafter'in koltuğuna göz koydu. Arada bir çekişme var. Bu da Libya hükümetinin acayip lehine. İşte değerli izleyenler, gelişmeler bu yönde. Ama yayını mı kapatmadan şunu da belirtmek istiyorum. Çin ve Hindistan arasında gerilim şu anda had safhada. Ben bu gerilimin kontrollü bir sinirin, bir elektriğin atılması çatışmalarıyla
belli bir yere kadar gideceğini ve sonuna duracağını söylüyorum. Nedeni iki ülkenin nükleer silahlara sahip olması. Ama Amerika bu durumu kışkırtarak aslında Çin'in üretim merkezi olmasından çıkıp Hindistan'ı bir üretim merkezi haline getirmeyi de hedeflediği de belki de beklenen durumlar arasında. Bekleyip göreceğiz. Ama Çin'in daha da bu durumda agresifleşeceğini de unutmamak lazım. Ayrıca Çin'in müttefiki olan Kuzey Kore şimdi sert bir demir lady ile karşı karşıya. Kim Jong-un ne olduğu ve ne yaptığı, sağlığı ne olduğu hakkında sağlam ve kesin bilgiler yok. Kamera önünde canlı bir görüntüler artık yok. Belli eski açılış görüntülerinin verilmesi bunun sağlıklı olduğunu göstermiyor. Demir lady'nin böyle gelerek kendini dünyaya ispatlarcasına Güney Kore ile arasındaki irtibat noktasını vurması aslında belki yine başkan benim mesajda olabilir. Bundan sonrasını geleceğini de sanmıyorum. İşte değerli izleyenler, Sisi ile ilgili, Körfez ülkeleri ile ilgili, dünyadaki çatışmalarla ilgili, Libya'daki son gelişmelerle ilgili sizlere bilgilendirici bir şeyler anlatmaya çalıştım. Hepinize beni dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Bekleyip göreceğiz. Ama Putin bilsin ki Türkiye her yönden hazırlıklı ve hazırlıklı olmaya devam edecek. Türkiye gibi bir ülkeyi kaybetmenin acısını her zaman yüreğinde yaşayacak Rusya. Ama Libya'da Türkiye'nin gönlünde. Türkiye'de her zaman Libya'ya desteğini arttırarak devam ettirecek. Gelişmeleri an be an takip edip sizlere paylaşacağım. Sirte operasyonuna çok yakın. Bekleyip göreceğiz. Hepinize tekrardan beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve videoma beğeni atıp yorumlarda bulunmayı unutmayın. Saygılarımla görüşmek üzere.